Evet, sevgili kat maliklerimiz, sayın takipçilerimiz, yeni, yepyeni bir videomuzda daha yine sizlerleyiz. Bu videomuzda gerçek anlamda elimde görmüş olduğunuz kentsel dönüşümle ilgili ana damar dediğimiz kentsel dönüşüm inşaat sözleşmesi ile ilgili olarak kat maliklerimizin yapmış oldukları büyük hataları inceleyeceğiz. Ve bunun için de diyorum ki sizlere bu videomu çayınızı alın, arkanıza yaslanın, videonun sesini açın. Atlama yapmaksızın çok önemli konuları içeren bu videomuzu sonuna kadar izleyin diye tavsiye ediyorum sayın takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Artık kentsel dönüşüm tamamen rantsal dönüşüm oldu. Her gün aldığımız onlarca telefon, onlarca mail ile Türkiye genelinde gerçek anlamda siz kat maliklerimizin büyük büyük sıkıntılara düştüklerine şahit oluyoruz. Gerçek anlamda Türkiye'nin her yerinden Iğdır, Kars, Kayseri, Tarsus, Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Tokat, Çorum, Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir çoğunlukta, Balıkesir, Bursa, İstanbul, birçok yerden bizlere mailler atıyorsunuz, bizleri arıyorsunuz. Bunun için bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya, yol gösterici olmaya çalışıyoruz sevgili takipçilerimiz, sayın kat maliklerimiz. Buralardan yapmış olduğumuz, sizlerden almış olduğumuz bu görüşmeler neticesinde ve bizlere göndermiş olduğunuz maillerden almış olduğumuz intibaya göre ciddi anlamda artık Türkiye'nin geneline yayılmış durumda bulunan kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulamaları ciddi boyutta sorun ve sıkıntılar yaşatıyor birçok kat malikimize. Evet, bakalım bu sözleşmemizde neler olması gerekiyor, neler olmuş. Beni artık birçoğunuz, takipçilerimiz yakinen tanıyor. Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Bu anlamda firmam ve ekip arkadaşlarımla birlikte tam 18 dalda Türkiye'nin her yerine elimizden geldiğince ve sizlere tamamıyla kat malikleri olarak, sizlerin yanında olarak, sizlerin haklarını koruyarak elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu aşamada da zaman zaman böyle aralıklar bulunca da siz bizi izlemeyen veya daha sonra izleyecek olan ve birçok kat malikimizin de haberdar olması amaçlı olarak gerçek anlamda tamamıyla sizlerden gelen soru ve sorunları cevaplayan ve bunlara yol gösterici olan bu videolarımı çekiyorum sayın takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Evet, bu doğrultuda bakalım sözleşmemizde neler olmuş, neler yazılmış, neler hatalar. Hadi izleyelim birlikte. Bu elimde görmüş olduğunuz sözleşme İstanbul ili Büyükçekmece ilçemizde ve tam 48 kat malikimizi ilgilendiren önemli bir sözleşme. 48 kat malikimizle birlikte yaklaşık olarak 14 aydır danışmanlıkla ilgili çalışma yaptık. Yaptık ama şu anda elimde görmüş olduğunuz bu sözleşmeye baktığımda ve bana getirdiklerinde, ki bizim sözleşmelerimiz yıllık danışmanlık ücretlerimiz ve sözleşmelerimiz olduğu için biz 14 ay
boyunca kat maliklerimizin ve yönetimin yanında olduk. Ondan sonra ikinci yıl olarak sözleşmemizi her zaman söylediğimiz gibi karşılıklı olarak yenilemedik. Bu arada tabii ki yaptığı çalışmalar neticesinde son iki aydır X bir firmayla görüşme sağlayan yönetim ekibi en son olarak işte firma bize bir sözleşme gönderdi. Erol Bey, bu sözleşmemizi bir inceler misiniz diye bir teklifte bulundu ve sözleşmeyi ona göre bana getirdi. Ben de bir gün bir müsaade isteyerek sözleşmeyi inceleme fırsatı buldum ve kendilerine de bu doğrultuda hangi noktalara dikkat etmeleri gerektiğini ve buna göre bu sözleşmeyle ilgili olarak kesinlikle ve kesinlikle yanlışa düşmemelerini ve bunun içinde yapılması gerekli izlenimleri ve yolları göstererek fikir birliğine vardık. Vardık zannediyordum. Çünkü işte burada göstereceğim gibi sayın kat maliklerimiz, iş bu sözleşmede birçok karalamalar yapmış durumdayım. Neden? O kadar çok ucu açık eksik bilgiler var ki biz Erol Bey bu sözleşmeye imza atacağız denildiği zaman kesinlikle acele edilmemesi ve buna göre işlem yapılması gerektiği konularında tüm kat maliklerimi uyardım. Uyardım ama işte dediğim gibi bizim uzman olarak uyarmalarımıza rağmen maalesef siz kat maliklerimiz yine geri dönüşü olmayacak ve ileriye dönük olarak ciddi anlamda sorunlar yaşanacak noktalara maruz kalmak adına işlem yapıyorsunuz. İşte bu sözleşmemizi vermemize rağmen daha sonra almış olduğum bilgiler neticesinde bu kelimeleri sarf ediyorum. Sayın takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. Neden bunları sizlerle paylaşıyorum? Ben bu kadar yol göstermeme rağmen, bir yılı geçik bir çalışmayı hep birlikte yürütmemize rağmen maalesef sevgili kat maliklerimiz yine gerek kendi bildiklerini okumuşlar, gerekse müteahhit firmanın sanki bulunmaz Hint kumaşı gibi paçasına sarılarak hata yapmalarına maruz kalmışlar. Ve bu sözleşmeyi benim uyarılarıma rağmen yine biz kabul ediyoruz demişler. Böyle bir haber alınca da gerçekten bir uzman olarak üzülüyorum. Ve bunları da diğer siz kat maliklerimize, takipçilerime bildirmek istedim. Evet, burada sözleşme hazırlanmasına. Evet, başlayalım. İşte diyor ki bir tarafta kat malikleri, bir tarafta da .. Sanayi Ticaret AŞ müteahhit olarak anılacaktır. Evet, doğru. A İnşaat Limited şirketi, anonim şirketi vesaire. Anılacak, doğru. Sözleşme imzalıyorsunuz. Bu A şirketin veya X şirketinin sadece buraya yazılan ünvanı mı önemli? Sözleşme yapacağınız zaman bu X firmanın tüm bilgilerinin yer aldığı veya alacağı detaylar mı burada yer almalı? Yani bu firmanın notum odur ki bu firmanın tüzel kişiliği olmazsa müteahhit sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani siz X ve Y adını ne koyarsanız koyun bir firmayla sözleşme yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama bunun detaylarına inmiyorsunuz. Birinci hatanız buradan başlıyor. Sevgili takipçilerim, sevgili kat maliklerim. Yani işte X, AŞ kimdir? Adresi nedir? Ticaret odası var mıdır? Sicil kaydı var mıdır? Yetki belgesi nedir? Müteahhitlik sınıf belgesi
hangisidir, hangi vergi dairesine kayıtlıdır, Mersiz adresi var mıdır? Bu ve buna benzer hiçbir detay maalesef bu sözleşmemizde yer almıyor. Siz neyi, neye göre imzalıyorsunuz soruyorum. Evet, şeye gelince, projelendirmeye gelince en büyük hatalardan bir tanesi de o. Projede her şey anlatılıyor, şu kadar verilecek, bu kadar metrekare yapacağız, odalar şöyle olacak, çizimleri böyle yapacağız, ön etüt çalışmamız budur deniyor. Ama gözden kaçırdığınız bir şey daha sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. X belediyesinin vereceği imar durumuna göre projelendirilip ve etüt çalışması yapılarak proje ortaya çıkacaktır diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Daha önceden siz ne konuşursanız konuşun, buraya yazılan bağlayıcı olacağı için size verilen taahhütler ne olursa olsun belediyesinin imar durumuna göre projeler çizilecektir ibaresi sizi bağlıyor. Onun için ne yapmanız lazım? Bu sözleşmeden önce sizin imar durumunuzla ilgili, projelendirme ile ilgili, belediyenizle ilgili ve imar çalışmaları, etüt projelerinizle ilgili en son durumları yaparak kat malikleri arasında şeffaf bir şekilde tüm detayları da paylaşarak işlem yapmanız ve ondan sonra bu sözleşmeye imza atmanız gerekir. Hey sevgili kat maliklerimiz, sevgili takipçilerimiz. Evet, burada baktığımızda yine belediye peki sizin taahhüt ettiğiniz metrekareleri vermez ise, siz her şeyi taahhüt ettiniz, konuştunuz, binayı boşalttınız, yıktınız ve ondan sonra da bir baktınız ki aynı durumda imar planı adasında veya parselinde imar kapanmış. Ne yapacaksınız? Soruyorum size, ne yapacaksınız? İşte bu hatalara bu şekilde düşüyorsunuz. Diyorum ya hep, hata sizde. Siz ne yaparsanız yapıyorsunuz sevgili kat maliklerimiz. Evet, bir uzman olarak sizleri defalarca uyarmama rağmen, defalarca yol göstermemize rağmen yine bildiğinizi yapıyorsunuz. Her nedense ben de bunlara şaşıyorum. Tabii söylüyorum, para sizin, tapu sizin, işlem sizin ama zorluk da sizin. Siz zorluğu yaşayacaksınız. Testiyi kırmadan gerekli araştırmalarınızı ve bir bilenle yola çıkmanızı her zaman bunun için öneriyorum sevgili takipçilerim, sevgili kat maliklerimiz. Evet, ikinci sayfaya geçtiğimizde oldukça karalamalı durumlar var. Evet, diyor ki işte kat malikleri veya müteahhit iş bu sözleşmede belirtilmemiş bir sebeple sözleşmeyi feshetmek isterse karşılıklı olarak tam 500'er bin lira ödemekle yükümlüdür. Şimdi soruyorum size. Siz buraya 500 bin lira diye bir rakam yazmışsınız. Benle işlem yaptınız müteahhit firmayla. Binaları boşalttınız. Binanızın yıkımı gerçekleşti. Firma o dönemde iyiydi. Daha sonra da işlemleri uzatmaya başladı. Ve zaten bir diğer maddelerde de belirtildiği üzere süre zaten daha işlemeye başlamadığı için 1 ay, 3 ay, 5 ay, 7 ay, 10 ay, 17 ay, 24 ay, 30 ay gibi süre geçti ve firma hala ruhsat çıkarmadı. Ne yapacaksınız? Hala 500 bin lirayı bekleyecek misiniz? Bağlayıcı bir hükmü var mı sizce? Peki, müteahhit normal şekilde bu durumda davrandı. Sizler de kat maliki olarak bizi bekletiyorsunuz.
ottan sudan nedenlerle müteahhite yükleniyorsunuz, müteahhit işlem yapmıyor ve yine zor durumda siz kalıyorsunuz. Bu durumda da müteahhit hadi güle güle git de müteahhite diyemeyeceğiniz için tamamıyla bağlayıcı olarak kalıyorsunuz. Firmanın parası yoksa siz burayı istediğiniz kadar yazın. Ne yapacaksınız ki? İşte sözleşmede taslak proje planı olmalı ve sözleşmenin bu plana göre düzenlendiği belirtilmeli. Herhangi bir nedenle bu planda belli oranda hak sahiplerinin aleyhine kayıplar varsa muhakkak buna göre fesih maddeleri düzenlenmeli ve ucu kapatılmalıdır sayın kat maliklerimiz. Buna dikkat etmenizi öneriyorum bir uzman olarak. Evet, bunu da açıkladım. Evet, normal şekilde diyor ki bir diğer yazısında müteahhit deprem yönetmeliğinin istediği şartlar dahilinde özel yapı denetimi kontrolü binayı imar hukukuna uygun olarak yapmakla yükümlüdür. Peki nedir bu imar hukukuna uygun olmak? Hani bunun açılımı nerede? Peki bu konuda belediyenin izinleri olmazsa metrekare ve diğer kayıplar nezdinde acaba sizin kayıplarınız ne olacak hiç düşünüyor musunuz? O zaman bunu buraya niye yazdırdınız? Yazdırmışsanız neden ucunu açık bıraktınız? Şimdi bu durumu da dikkat ettiğinizde evet siz zannediyorsunuz ki her şey mükemmel gidiyor. Unutmayın sayın kat maliklerimiz, sayın takipçilerimiz. İnşaat sözleşmeleri bir yıldan fazla yıllara sirayet eden çalışmalardır. Yani uzun yılları içerir. Onun için burada iş bu sözleşmeleri bir bilenle yapmak zorundasınız. Yapmalısınız. Ancak ve ancak ondan sonra başarıyı elde edebilirsiniz. Sayın kat maliklerimiz, sevgili takipçilerimiz. Evet, yine aynısını söylüyorum bu sözleşmemizde. X belediyesinin vereceği imar durumuna göre ibaresi yer aldığı için bu sunulan proje ne işe yarayacak? Yani kat maliklerine sunulan proje ve taahhütler ne işe yarayacak? Bu kat malikleri üste bir metrekare birim fiyatı ödeyecekse neye göre ödeyecekler? Sunulan proje koşullarında uzaklaşıldığında sözleşmeyi feshetme hakkı ne olacak? Veya işte size sunulan 80 metrekarelik bir durumda, daire durumunda belediye onaylarından sonra 60 metrekareye, 75 metrekareye düşerse aynı sözleşmede ödeme koşulları devam mı edilecek? Yoksa ona göre düşüş sağlanacak mı? Veya büyüme olursa fazla para istenecek mi? Buna göre bu durumun, bu maddenin açılımını yapacak olursak neye göre yapacağız? Burada hiçbir şey yok, soru çok. Biliyorum kafanız karışıyor ben bunları anlatınca bir uzman olarak. Biz bunlardan anlamayız Erol Bey dediklerimizi hisseder gibiyim. Doğru anlamayabilirsiniz. Ama net söylüyorum. Teknik konuları teknik adamlarla yürütmelisiniz sevgili kat maliklerimiz. Evet sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz, sözleşmemizi incelemeye devam edelim. Bir maddede şunu söylüyor. Müteahhit ön sözleşmenin yapılmasıyla birlikte kat maliklerinden alacağı vekaletname ve muvafakatnameler ile arsaya yeni imar durumu alacak.
Hep uyarıyorum sevgili kat maliklerimiz, ne şartta olursa olsun işlerinizi tam olarak tamamlamadığınız sürece, sözleşmenizi bütün maddeleriyle tamamlamadığınız sürece, şeffaf olarak kendi aranızda bu sözleşmeyi paylaşmadığınız sürece, bütün plan projelerinizi karşılıklı olarak onaylamadıktan önce ne şartta olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle vekaletname vermemelisiniz. Sizleri uyarıyorum bir uzman olarak. Bütün videolarımda bu var. Gelen sorunların birçoğu maalesef böyle peşinen yapılan hatalardan kaynaklı sevgili katmaliklerimiz, sevgili takipçilerimiz. Ne olursunuz bunlara dikkat ediniz. Bakın, bir madde daha sizlerle paylaşacağım. Diyor ki, kat irtifakı müteahhit tarafından kurulacak olup ve varsa müteahhite ait olacak bağımsız bölümlerin, ki burada 19 tane bağımsız bölüm ve 10 milyon lira gibi bir nakit para var. Bağımsız bölümlerin hisseleri kat irtifakı kurulması sırasında tapuda müteahhite devir edilecektir. İşte sizin düştüğünüz, sizin zorda kalacağınız, sizin ne şartta olursa olsun hiçbir zaman yapmayacağınız bir durum olmalı bu. Ve buraya koskoca büyük tehlike ünlem işaretiyle tehlike yazmışım. Ama görüyorum ki ben bunu yazmama rağmen, sizi buna göre uyarmama rağmen siz gidip halen daha müteahhit firmaya iş bu sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Ve unutmayın sevgili yöneticiler, unutmayın size inanan arkanızda onlarca kişi var. İş bu projeye baktığımızda arkanızdaki 43 kişiyi düşünün. Bunların vebalini almayın. Bakın çok önemli tehlike bunlar. Hiçbir müteahhit arkadaşa, kusura bakmayın yüklenici firmalar, müteahhit arkadaşlar, sizler de kusura bakmayın. Hiçbir şekilde siz işleminizi tamamlamadığınız sürece, daha su basman seviyesinde, yani daha hiçbir başlama yapılmaksızın bir durumda bu şekilde kat maliklerinin haklarını alarak bu projeye ortak olma hakkınız yok. Kusura bakmayın. Ben bir uzman olarak bu fikirde, bu iddiada ve her zamanda bu düşüncede olan birisiyim. Bunun çeşitli yolları var sevgili kat maliklerimiz, sevgili takipçilerimiz. Lütfen bir uzmandan destek alınız. Lütfen bir uzmanla çalışınız. Bir uzmandan destek alırken de lütfen uzmanın size göstereceği yolu takip ediniz. Bunu hep uyarıyorum, hep söylüyorum. Bu kadar 19 tane birimi teslim ediyorsunuz ve para ödemesinde de bulunuyorsunuz. Yani bunlara baktığınızda ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağınızı her zaman ama her zaman söylüyorum sevgili kat maliklerimiz. Yani diyor ki binanın su basman seviyesinde bitmesi ve kat irtifakının düzenlenmesiyle anahtar teslim toplam fiyatın, yani 10 milyon liranın %35'ine karşılık gelen tutar oranında hak ediş düzenlenir ve müteahhite ödenir. Para sizin, tapu sizin. Bir şey diyemeyeceğim. Ama daha su basman seviyesi %35 değil. Evet, yani bunun gibi daha birçok madde var. Bunları herhalde sizlerle paylaşmaya kalksam tahmin ediyorum ki saatler yetmez. Ben sadece önemli birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istedim ve
danışmanın burada önemini sizlerle paylaşmak istedim. Önemini sizlere anlatmaya çalıştım. Evet, burada yol göstericinin, bir danışmanın, profesyonel olarak bu işi bilen kişinin sizlere ne kadar faydalı olabileceğinden bahsetmeye çalıştım. Sizlerin kat malikleri olarak böyle hatalara düşmemeniz gerektiğinden bahsettim. Ve her zaman söylediğim gibi, biz son 10 yıldır, yani bu yasa çıktığından bu yana yakinen takip eden, bütün yönetmelikleri birebir, harfiyen uyguladığımız gibi yorumları da bilen kişilerce birlikte yorumlayarak ve uygulamada geçirdiğimiz bu süre içerisinde karşılaştığımız soru ve sorunlarla, kazandığımız tüm olaylarla, yaptığımız uzlaştırmalarla, kat maliklerinin yanında olarak onların haklarını koruyarak birçok kat malikimizi şu anda mal sahibi yaparak, dairelerinde oturmalarını sağlayarak birçok noktaya da yol gösterici olduk. Bunun için gururluyuz. Türkiye'ye hitap eden, Türkiye genelinde kat maliklerinin yanında olarak, onların bütün sorunlarını dile getiren bir uzman olarak, bir firma olarak, ekip arkadaşlarımla birlikte, uzman arkadaşlarımla birlikte bütün değerlemelerde bulunarak ve yapmış olduğumuz kazanımlarla ve kazandırdığımız kazançlarla sizlere verdiğimiz hizmetlerle de gerçekten gururluyuz bugüne kadar. Evet, çekmiş olduğumuz videolarımız gerçek sizlerden gelen sorunlarla, sizlerin bize göndermiş olduğu veya sorduğu sorularla ilgilidir. Bunlarla sizleri diğer kat maliklerimizle bir araya getirerek paylaşmak istiyoruz. Onun için de her zaman diyoruz ki, lütfen, 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 para sizin de olsa, tapu sizin de olsa, geleceğinizi düşünerek bu hatalara maruz kalmayınız diyoruz. Ve ne diyoruz? Evet, tüm sosyal medyadan, Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, bizlere hangi konuda olursa olsun, ister bireysel, ister bina olarak toplumsal, isterseniz site bazında ulaşabilir, bizlerden yine dediğim gibi bireysel olarak tek şahsınız adına da olsa, 3-5 kişi bir araya gelerek de olsa, tüm bina olarak da olsa danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, bize her zaman ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medyadan, Google, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram, Facebook, bütün kanallardan kentsel danışman araması yaparak, kentsel danışmanlık ofisi yazarak, kentsel Erol diyerek bizim yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. 0543 347 6920 nolu kurumsal WhatsApp hattımızdan her daim bana ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz, sadece bir telefon kadar sizlerin yanındayım. Ama sizlerin zarar etmesini, sizlerin mağdur olmasını, sizlerin gerçekten zor durumda kalmalarınızı görmek istemeyen birisiyim. Onun için sizlerin yanındayım. Yıllardır kat maliklerin yanında olarak yer alan birisiyim. Lütfen bu uyarılarımı dikkate almanızı önemle arz ediyorum sizden sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. YouTube kanalıma videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basarak, ayrıca izlediğiniz videolarımız sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız altına 2-3 satırda güzel yorumlarınızı yaparak bizlere destek verebilirsiniz. Biz de sizlerden bu yönde destek istiyoruz. Sevgili takipçilerimiz, sevgili kat maliklerimiz, Türkiye'nin kanayan yarası olan kentsel dönüşüm uygulamalarıyla ilgili olarak
Sizin haricinizde birçok tanıdığınıza, akrabanıza veya bu konuda araştırma yapan konu komşunuza da bizim linklerimizi göndererek bizleri onlara tanıtabilirsiniz. Bunun için de teşekkür ederiz şimdiden. Dediğim gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili katı maliklerimiz, sizlerle sohbet etmek, sizlere bir şeyler verebilmek, sizlerle karşılıklı olarak bu sıkıntılarda buluşmak gerçekten çok hoş. Ama dediğim gibi buna dakikalar, saatler yetmiyor. Bir sonraki videomuzda tekrar sizlerle görüşünceye kadar hoşça kalınız, sorunsuz bir kentsel dönüşümde kalınız diyorum. Dediğim gibi Erol Çelik ben, kentsel dönüşüm uzmanı, kentsel danışman. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın diyorum.